SQL Server'da DMF'leri incelemeye devam ediyoruz. Bu dersimizde DMF'lerden DM Exec Connections DMF'sini inceleyeceğiz. Bu DMF adından da anlaşılacağı gibi SQL Server'da bağlantılar ile ilgili bilgileri bize getiren DMF'dir. Bu bilgileri sadece bazılarını göstereceğim, ancak diğerlerine de çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir örnek yapacağız. Bu örneğim çok uzun video süresi oluşmaması için daha önceden hazırladım. Bunun başlangıç olarak bir select sorgusu oluşturuyorum. Select'ten sonra C nokta connection ID, protocol type vesaire, bunları sıralıyorum. Birazdan açıklayacağım. Daha sonra st.text diyerek buna bir isim veriyorum. Son query şeklinde. En son benim sorguladığım, bu bağlantıyla sorgulanan en son sorguyu istiyorum. Last query ile. From cs.dm exec connections diyerek buna bir kısa isim veriyorum. C. Bu başındaki C'ler bu şekilde kullanılıyor. Cross apply diyorum ve cs.dm exec SQL text ile içerisine c.must recent SQL handle'ını gönderiyorum ve buna da kısa isim olarak st verdim. St'yi de burada kullandım. Şimdi bunu çalıştırıp sonucunu inceleyelim ve tekrar buraya dönelim. Burada farklı bazı kayıtlar var. Mesela connection ID. Connection ID bu bağlantının SQL Server tarafındaki SQL Server tarafındaki ID'sini, unique ID'sini belirtir. Her connection için, her bağlantı için bir ID belirtilmiştir. Bunun da zaten unique olduğunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Çok uzun ve karmaşık bir ID'ye sahip. Protocol type olarak da ikinci sütunumuzda TSQL değeri bize geliyor. Protokol versiyonu da geldi ve session ID'si, bizim bu oturumumuzun ID'sini de alabiliyoruz. 51-52 şeklinde. Authentication chain, bunu birazdan açıklamasında yapacağız detaylı. Daha iyi anlayacaksınız. Bu SQL Server'da Windows Authentication'la SQL Server Authentication hangisinin kullanıldığını öğrenebiliyorsunuz diyebiliriz bunun için. Last read, last write ve client new net address, local TCP port ve last query. Bunların açıklamalarına geçelim. Bazılarını yaptım zaten. Connection ID bağlantının sistem tarafındaki ID bilgisini verir. Protocol type, protocol tipi, adından anlaşılacağı gibi protocol versiyonu, diğeri de. Session ID bağlantının kullandığı session'ın ID değerini verir. Out chain bağlantının SQL Server mı, Windows Authentication mı olduğu bilgisini verir. Last read bu bağlantının en son okuma yaptığı zamanı verir. Last write bu bağlantının en son yazma yaptığı zamanı. Client net address bu bağlantıyı gerçekleştiren makinenin IP adresidir. Burada da local TCP port varsa bu belirtilir ve last query de bu bağlantı ile çalıştırılan en son sorgu olarak bize getirilir. Ben bunu biraz daha genişletmek istiyorum şu şekilde. Aslında sadece bunu da alabiliriz şu an. Bunları kaldırıyorum. Bu arada C nokta diyerek zaten diğerlerinin hepsine aynı şekilde ulaşılabilir buradan. Şimdi kaldırıyorum ve bu sorgumuzu çalıştırıyorum. Böyle daha rahat görebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi tüm sorgu, en son çalıştırılan sorgu bize getirilmiş oldu. Bu bizim hazırladığımız sorgunun arka planda SQL Server tarafından
kullanılmış versiyonu diyebiliriz. Bize getirilen sorgu sonucu bu sorgularla gerçekleştiriliyor.